Herkese merhaba. Elite Dangerous'ın yeni bir bölümündeyiz. Bu bölüm kariyer serisine bir içerik hazırlamak için kolları sıvadım. Biliyorsunuz kariyer serisinde özellikle para kazanma yöntemlerinden size bahsediyorum. Bu bölümde yine bir para kazanma yönteminden bahsedeceğim. Kolay ama iyi bir getirisi var. Hani madencilik kadar olmasa da sizi tatmin edecek bir getirisi var. Peki, iki tane SRV aracım var. Bununla birlikte 512 tonluk kargo kapasitemiz var. Type 9'la bu işi yapacağız. Ne kadar büyük bir kargo kapasiteniz varsa o kadar iyi kar elde edebilirsiniz. Tamam, şimdi hemen galaksi haritasına çıkalım. Gideceğimiz yer... Evet, ben burayı zaten seçmişim. Şurada yazıyor. Biraz uzun bir ismi var ama merak etmeyin. Videonun açıklama kısmında sistemin ismini ve ziyaret edeceğimiz gezegenin ismini de yazacağım. Horizon DLC'sine sahip olmanız gerekiyor. Eğer Horizon DLC'si yoksa gezegenlere inemiyorsunuz ve haliyle bu yöntemi de uygulayamazsınız arkadaşlar. Neyse, şuradan yavaş yavaş kalkalım. İniş takımlarını da kapattık. Ağır ve hantal bir gemimiz var. Bulunduğumuz sistemler Targoid kontrolü altındaki sistemler. Özellikle gideceğimiz yer Targoid kontrol altındaki sistemlerden bir tanesi. Yapacağımız iş de Targoidler açısından biraz sıkıntılı. Meta alloy çıkartıp bunların satışını yapacağız arkadaşlar. Son derece iyi bir getirisi var diyebilirim. Bunlarla ilgili gerekli bilgileri birazdan size vereceğim. Öncelikle yola çıkalım. Çünkü uzun bir yolculuk olacak. Gideceğimiz sistem 2 jump uzaklıkta. Yani bana 2 jump uzaklıkta. Fakat sistemde ziyaret edeceğimiz gezegen ise çok uzakta. O nedenle biraz uzun bir yolculuğumuz olacak. O uzun yolculuk boyunca ben bir takım bilgileri size vermeye çalışacağım. Şuradan geçelim. Hiç sıkıntı değil. Bir süredir Elite Dangerous'a içerik hazırlamıyordum. Aslında ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Hani nasıl bir içerikle karşınıza çıkacağınızı bilmiyorum. Beklentilerinizi bilmiyorum arkadaşlar. Bununla birlikte joystick'le ilgili bazı sorunlarım vardı. Hani ayarlarını yapmam gerekiyordu. Bilgisayarıma birkaç kere format attım ve eski ayarlarımı kaybettim. Joystick ayarlarını. Onları ayarlamam biraz zaman aldı diyebilirim. O nedenle Elite Dangerous'a içerik hazırlamıyordum. Şu an bile tam anlamıyla istediğim ayarları yapmış durumda değilim. Fakat zaman içerisinde bunları yapmayı devam ettireceğim. Çok detaylı bir oyun olduğu için çok fazla kontrole ihtiyaç duyuyor. Ve bu kontrolleri yapmak maalesef zaman alabiliyor. Tamam. Şimdi şuraya bir geçelim. Güzel. Üçüncü yıldızın ikinci gezegenine gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, Meta Alloy'u çok farklı sistemlerde ve bölgelerde bulabilirsiniz. Özellikle Targoid kontrolü altında olan bölgelerde bulabiliyorsunuz. Fakat ben en yaygın şekliyle herkes tarafından bilinen bir sisteme geldim. Ve herkes tarafından kullanılan bir gezegene iniş yapacağım. Bu şekilde bu işi sonlandırmayı düşünüyorum. Daha sonra
Topladığımız meta alloyları satacağız. 512 adet gerçekten iyi bir para ediyor. Bunu size şöyle göstersem daha doğru olacak. ADDB'nin veri tabanındayız. Elite Dangerous Database olarak bilinen web sitesindeyiz. Buradan kontrol edecek olursak bulmayı deneyelim. İşte burada meta alloy. Meta alloy alış fiyatı 208.000, satış fiyatı 236.000. Fakat şöyle bir durum var. Hatta şöyle yapalım. Profit olarak bunları sıralayalım. Birinci sırada meta alloy geliyor. Yani alması ve satması en karlı şey. Eğer Elite Dangerous'ta ticaret yaparak oyun oynayacaksanız, yani bir sistemden bir şeyler alıp başka bir sisteme götürüp satacaksanız, meta alloy en kar getiren ürün. Birim fiyatına 28.000 kazanıyorsunuz. Fakat bunun bir fakatı var. Meta alloy'un ticareti oyun içerisinde yasaklandı arkadaşlar. Meta alloy'u alabileceğiniz tek bir istasyon var. Maya sistemindeki. Bu istasyona gidip almanız lazım. Fakat sürekli fakat diyorum ama gerçekten öyle. Aynı anda iki tane alabiliyorsunuz. Üçüncü bir meta alloy'u alıp kargonuza koyamazsınız. Kargonuzdan iki tane meta alloy'u çıkardıktan sonra tekrardan aynı sisteme gelip aynı istasyondan, ki bu istasyon gezegende, iki tane daha alabiliyorsunuz. Bunun dışında meta alloy'un ticaretini istasyonlar arası yapmanız söz konusu değil. Benim göstereceğim yöntemde ise bunun bir sınırlaması yok. Gidersiniz, gezegene inersiniz, farming yaparsınız, kargonuzu doldurursunuz ve size en yakın sisteme gidip satışını yaparsınız. Doğrudan satışı, en karlı satışı 236.000'miş. 2 saat önce medium landing pad'i olan bir istasyon. Biz buraya inemeyiz. Bizim gemimiz large sınıfı. Large'lara bakacak olursak 9 saat önce 236.000, aynı fiyat. 3 aşağı 5 yukarıya. Neyse. Fakat tabii ki ne kadar uzakta olduğu önemli. Biz şöyle yapalım. Sistemimizin ismini buraya yazalım ve istasyon arayalım. Bize en yakın istasyon şöyle yapsak daha doğru olur. Evet. Satışını yapabileceğimiz en yakın istasyon 6 gün önce güncellenmiş. Aslında bir jump mesafedeymiş. Ama medium. Bunu geçiyorum. Medium'ları geçiyorum. Direkt large'lara bakalım. Şurada. Evet. Hatta şunu da şöyle sıralarsak. En karlıdan en düşük fiyata doğru bir rakam görelim arkadaşlar. 18 saat önce 235.000 large landing pad'i olan bir sistem. 191 ışık yılı uzaklıkta. Buraya götürüp 235.000'e elimizdeki tüm ürünü satabiliriz. Bunu hesaplayalım. Eğer ben 512 adet meta alloy'u 235.000'e satarsam elde edeceğim para 120 milyon arkadaşlar. Bence oldukça iyi bir rakam. Oldukça iyi bir rakam. Ve bu işi daha da yakın bir sistemde yapıp biraz karımdan düşmeyi göze alabilirim. Çünkü meta alloy taşırken targoid bölgelerinden geçeceğimiz için yakalanıp patlama ihtimalimiz yüksek. Eğer targoidler tarafından çekilip durdurulursak ve kargomuzda meta alloy olduğunu fark ederlerse, ki bunu fark edecekler, bizi tarayacaklar, patlatacaklardır arkadaşlar. Mesela şurası var. Fakat bu mediummuş. 2 jump mesafedeydi. Neyse, çok da önemli değil. Ona zaten bakacağız. Şimdi oyuna geri dönelim. Hala daha gitmemiz gereken çok uzun bir yol var. Küçük bir kesme yapalım. Oraya vardıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Öncelikle gezegene yaklaşacağım arkadaşlar. Unexplored olarak görünüyor. Burayı çok uzun zamandır ziyaret etmiyoruz. Belki de ondan dolayı. Daha sonra, evet, zaten yapmaya başladı. Gezegeni tarayacak. Bizim gezegenin haritasını da çıkartmamız lazım.
gezegenin haritasını çıkartmak için birkaç tane prop atacağım. Bu proplar gezegenin haritasını çıkartacak ve bize iniş yapmamız gereken yeri gösterecek. Ama yine de kontrol edeceğim. Hani gezegeni haritalandırmadan da iniş yapacağımız yeri görebiliriz belki. Öncelikle şu ağır ve hantal gemiyi çevirmeyi başarırsak amaçlarımıza ulaşacağız. Güzel, sakin ol. Sen yavaşlamaya başla. Maalesef buradan göremiyoruz. O nedenle de gezegenin haritasını çıkartmamız gerekiyor. Biraz daha yaklaşalım. Tamam, aslında biraz daha yaklaşabiliriz. 4 tane probla burayı alabiliyormuşuz. Şöyle yapalım. Bir şuraya, bir şuraya, bir de şöyle atarsak bu iş çözülür diye düşünüyorum. Gerekirse bir tane de ortaya atarız. %73'te kaldı. O zaman tam karşıya da bir tane atalım. Normalde sağ tarafta gösterilen prop sayısı kadar prop atarak ya da ondan daha az propla bir gezegeni haritalandırmayı başarırsanız efficiency bonus alıyorsunuz. Evet, yukarıda efficiency target bonus diye çıktı zaten. 3 tane de sinyal bulunmuş. Targoid sinyali. Bunları kontrol edeceğiz. Evet, 2 numaralı alana gidiyorum. Benim size önerim 1 numara ve 2 numaraya gitmeniz. Şöyle 1 ve 2'ye gitmeniz. 3'ünü de ziyaret ettim arkadaşlar. 3 numaralı alan çok büyük bir tarla, fakat orada aradığımız şeyi bulamadık. Mete Aloy'u bulamadık. 1 numarada buldum. Şimdi 3 numarayı ziyaret ediyorum. Muhtemelen burada da bulacağız. Öncelikle iniş takımlarımızı açalım ve iniş yapalım. Zaten Mete Aloy'u sadece tek adet bulabiliyorsunuz. Hani şöyle bir şansınız maalesef yok. Bir alana gireyim de oradan 5-6 tane ya da 20 tane bulayım gibi bir şansınız yok. Onun yerine şöyle bir yöntem denemeniz daha doğru oluyor. Oyuna giriş çıkış yapıp tekrardan farming olmasını sağlayacaksınız. Güzel. Çıkışımızı yaptık. Muhtemelen burada da bir tane Mete Aloy olacak. Hayır, yanılıyorum. 2 tane gördüm. Peki, güzel. 2 tane olması bizim işimizi hızlandırır. Evet, işte Mete Aloy'lar karşımızda. Şu gördüğünüz çiçekler birer Mete Aloy arkadaşlar. Ateş ediyorum ve onu seçiyorum. Kargomu açtım. Bir tanesini aldım. Şurada duralım. İkincisini de aldım. Gemiye geri dönüyorum. Bu ikisini geminin kargosuna transfer edip daha sonra giriş çıkış yapacağım ve bölgenin spawn olmasını sağlayacağım. Transfer. Şöyle. Evet, bir tane de kargomuz da vardı. İkisini de transfer ettim. Şöyle yapalım. Çıkıyorum. Ana menüye geri dönüyorum.
Daha sonra solo play olarak tekrar giriş yapıyorum. Solo, open ya da arkadaşlarınızla grup olarak oynadığınız özel bir şey kurmuşsanız oradan da giriş yapabilirsiniz. Bu üçünü sürekli deneyip meta alayların spawn olmasını sağlayacaksınız. Gördüğünüz gibi tekrardan spawn oldu. Ve bunları tekrardan toplayabileceğim. Bu yöntemle meta aloyu hızlı bir şekilde toplayıp bu işi sonlandıracağız. Kargomuzu açtık. Nasıl alamadım? Güzel. Onu alamadım gibi şeylerle gelip onu alamadım gibi şeylerle karşıma gelip de sinirlerimi bozma lütfen. Bakın şuralarda da bir şeyler var. Fakat bunlar meta alloy değil. Çünkü bunlar tam olarak yetişmiş ürün değil. Kontrol edelim. Nikel. Hatta şöyle bakabiliriz. Sülfür ve nikel. Bunlar yeterince olgunluğa ulaşmadan meta aloya dönüşmüyorlar arkadaşlar. Hani bir ağaçtaki meyveler gibi düşünebilirsiniz. Onlar henüz tomurcuk. Büyüdükten sonra meta aloy olacaklar. Transfer kargo. İkisini de transfer ediyorum. Ve aynı işlemi tekrar ediyorum. Ben kargo kapasitesini doldurmaya devam ediyorum. Biraz ara verelim. İşlemi tamamladıktan sonra satışıyla ilgili kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik küçük bir ara veriyorum. Güzel. Sisteme geldim arkadaşlar. Şöyle ki bu işlem çok uzun süreceği için ben sadece 50 tane meta aloy çıkartıp bıraktım diyebilirim. Eğer istasyonu bulursam işte burada. Oraya doğru yolculuk yapalım. Şimdi ben 50 tane meta aloy çıkardım arkadaşlar. Çünkü kargo kapasitem çok büyük. 512 tonluk bir kargoya sahibim. Ve 512 tonluk bir kargoyu doldurmakla uğraşmak saatlerimi alacaktır. Haliyle işlemde çok sıkıcı. Hani bunu siz denerseniz ne kadar sıkıcı olduğunu deneyimleyeceksiniz. Ama alternatif bir para kazanma yöntemi olarak aklınızın bir köşesinde bunu bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer gerçekten sıkılmadan ve tüm kargo kapasitesini örneğin benim gemimdeki gibi 512 tonluk bir gemiyle gidip tüm kargo kapasitesini meta aloyla doldurursanız 120 milyon gibi bir gelir elde edeceksiniz. Hani %120 milyon aralığında diyelim, çünkü bu durum istasyonlara göre değişecektir. Günün koşullarına göre de değişecektir. Çünkü fiyatlar sabit değil. Galaksi içerisindeki arz talebe göre fiyatlar sürekli değişiyor. Bazen daha da aşağıya düştüğü olabiliyor. Neyse biz istasyona gidelim ve elimizdeki 50 tane meta aloyu satmayı deneyelim. Bakalım bu işten ne kadar kazanacağız diyecektim ki bize çökmeye çalışıyorlar. Ama izin vermeyeceğiz. Tabii değerli bir kargomuz olduğunu anladığı için bize çökmeye çalışıyor. Eğer bize çökerse kesinlikle kurtulamayız. O nedenle bu hantal ve ağır gemiyi buradan çıkarmayı deniyorum. Güzel. Eğer bizi dışarıya çekmeyi başarmış olsaydı kesinlikle kurtulamazdık arkadaşlar. Nereden mi biliyorum? Daha önce benzer bir şeyde bunu yaşamıştım. Üstelik bu gemiyle yaşamıştım. Beni çekip patlatmıştı. Sanırım
Gemimde elmas vardı sanırım, emin değilim. Üstelik de çok bir şey yoktu, birkaç tane vardı. Gemiyi sol sisteme götürürken dışarıya çekip beni patlatmışlardı. Kaçamamıştım çünkü bu gemi zaten kaçmak için uygun bir gemi değil. Çok büyük bir halkası varmış. Madencilik için kontrol etmek gerekiyor. Uygun şeyler olabilir. Tamam, şimdi biz konsantrasyonumuzu bozmadan yavaşça buraya yaklaşmayı deneyelim. Benim tahminimce 10 milyon gibi bir gelir elde edeceğiz 50 tane meta alloy'dan. Siz buradaki birim fiyatı üzerinden 512 tonun ne kadar olacağını hesaplarsınız. Az kaldı. Radarımızda, evet, radarımız temiz görünüyor. Arkamızdan yaklaşan herhangi bir şey yok. Yani bu aşamadan sonra birinin bizi dışarıya çekmesi söz konusu bile değil. Tam istasyonun önüne düşüyoruz. Peki, buraya daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. Oracle, gelmiş de olabilirim. İsmi tanıdık geliyor. Oracle diye bir veri tabanı var. Oradan da tanıdık geliyor olabilir ama istasyon bize yeşil olduğu için muhtemelen buralara daha önce geldik. Yavaşça girdim. İniş takımlarını açıyorum. Bu devasa hantal yük kamyonunu çevirmeye çalışıyorum. Yavaş, güzel. Fleet Carrier Beta 2 güncellemesiyle yakın tarihte tekrardan açılacak arkadaşlar. Şu anda oyundaki sorunları, daha doğrusu Fleet Carrier güncellemesindeki sorunları çözmeye çalışıyorlar. Oyunculardan gelen şikayetler doğrultusunda bazı ayarlamalar yapmaya karar verdiler. Özellikle parasal anlamda o gemilerin çok fazla maddi kaynak tükettikleri konusunda aldıkları şikayeti düzeltmek için ince ayarlar yapacaklar. Böylece daha efficiency bir noktaya getirmeyi planlıyorlar. Her neyse, elimizde 50 tane meta alloy var. 215.000 krediden bunları satıyorum. Gördüğünüz gibi 10 milyonluk bir getirisi var. Bu fiyatı 512 ile hesaplarsınız arkadaşlar. Hatta hemen hesaplamayı deneyelim. 512 çarpı 215.000 yuvarlak olarak hesaplıyorum. 215.000 krediden 110 milyonluk bir getirisi var. Tamam. Bu iş burada bitti. Umarım alternatif bir gelir kapısı olarak bu ilginizi çekmiştir. Başka bir videoda tekrardan görüşeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.